gün akşam üzeri artık iyice hava kararmıştı. Babam geldi, beni elinden tuttu, evin önüne çıkarttı. Ve bir atlı araba, o zaman adalarda atlı araba işliyordu. Bir atlı arabanın önüne getirdi. İçeride kim oturduğunu göremedim. Çünkü artık iyice karanlık çökmüştü. Yalnız işte paşam kızım dediğini duydum ve şöyle bir baktım. İki göz gördüm. Yani öyle bir bakış ki unutamayacağım. Bugüne kadar bile o bakışları hatırlıyorum. Yani böyle insanı bir şey gibi, iğne gibi delen bir bakış. Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik çıkan devletler, işte Almanya, Avusturya, Macaristan, bir tek Türkiye, bir tek o tekrar toplanmaya muvaffak oldu. Bu o kadar önem kazandı ki, yani Avrupa'da Türkiye'ye büyük bir hayranlık yayıldı. Ve burada Atatürk'ün rolü şey diyor, altı çiziliyor. Yani o bu yenilginin üstesinden çıkmasını bilmiş. Yani Türkiye imajı bir örnek. Hiç kimse, hiç başka bir ülke böyle bir örnek vermiyor. Yani bir Osmanlı İmparatorluğu vardı, onu tasfiye ediyorlar ve bir cumhuriyet kuruyorlar. Türkiye'de okullar parasız. Kız, erkek fark gözetmeksizin. Ben zaten bunun için geldim. Şey dediler bana, yani sen Türkçe öğren ama nasıl öğreneceğim? İşte Türkçe öğrenebilmek için Almanca dersi veriyordum yahut Fransızca dersi veriyordum. Akşam Türkçe ders alıyordum. İşte çok çalıştım, hep ders aldım, bir taraftan da kitapları çektim. Sonra nihayet o gün geldi. O zaman Türkiye'de şeylerdi, hiç fark olmasın diye lisede, yani kızlar siyah önlük, beyaz yaka, herkes aynı şey giyiyor. Küçük bir şapka, siyah çorap, siyah ayakkabı falan, ben de bunları giydim. Atatürk'ün havasıyla o dönemin gençleri, bakın nasıl hareket ettiler. Baktılar ki benim Türkçem tabii zayıf ama ben her şeye rağmen konuşmaya çalışıyorum. Yani parmak kaldırıyorum falan. Benim Türkçemi düzeltmek istiyorlar. Onun üzerine şey, önce Çalı Kuşu romanını, sonra Yaban'ı, ondan sonra Sinekli Bakalı Halide Edip'ten okuttular. Önce okuyacaksın, sonra bize anlatacaksın. Yani onlar hocalık yaptılar bana. Ve böyle ben Türkçeyi bayağı söktüm. Ölüm haberini şöyle haber aldım. Yani evden gelirken bir de baktım konakta herkes duruyor ve ağlıyor. Yani nasıl bir hıçkıra hıçkıra ağlıyorlar. Günlerce ağladık. Yani ne olacak, ne bitecek?
53'ün sonunda Atatürk Anıtkabir'e taşındı. Ve bütün Ankara yürüdü. Yani size anlatamam. Yani herkes pencerede, herkes ağlıyor. Yani bu kadar sene sonra sokaklarda bekliyor. Biz de yürüyoruz ve şeyden yürüdük, yani Cebeci'den şeye kadar, Anıtkabir'e kadar yürüdük. Yani bir millet bu kadar ancak sevebilir. Yani bir büyüğünü. Farklı bir yaklaşım. Yani Atatürk onun için bugün dahi o kadar inkar etmek, önemini küçültmek istiyorlar. Ama başarılı olamıyorlar. Benim için de o her zaman, yani her zaman benim yolumu belirliyor.